Assalomu alaykum. Mirobod tumanidagi 110-chi maktabda o'rta ta'lim maktablari direktorlarini liderlik va zamonaviy boshqaruv qobiliyatlarini shakllantirish, jamoada ishlash va ota-onalar bilan muloqot qilish, moliyaviy savodxonlik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan menejerlik o'quv kurslari tashkil etildi. Mazkur kurslarda ta'limda menejment hamda ilg'or pedagogik texnologiyalarni va zamonaviy boshqaruv uslublarini o'rgatish mahoratiga ega bo'lgan professor o'qituvchilar trener sifatida jalb etildi. Har bittamiz ikki og'iz mana biz nima oldik? Biz bunga egamidik yo bizga yangilik bo'ldimi degan ma'noda fikrni bemalol aytib yurasiz. Albatta oldindan Erkinjonga ham, Nodiraxonga ham, Saidaxonga ham biz minnatdorchilik bildiramiz. Ana endi o'zimizni fikrimizni aytamiz. Mana shu jarayonga biz bitta frontdamiz. Chunki direktorlar har xil toifa, saviyasi, bilimi, darajasi jihatdan har xil. Ular qanday usul tutadi? Ana shu borada fikrlaringizni bildirishni boshlaysiz. Mana shu 3 kun davomida bizga trenerlik masalasida bir qancha tavsiyalar, takliflar, ilmlar berildi va bu borada trenerlarimizga cheksiz minnatdorchilik bildiramiz. Chunki qanday ilm bo'lsa ham biz uchun u manfaatli va uni ichidagi muhim ilmni ola olish esa bu bizning qo'limizda. Albatta. Shuning uchun mana shu 3 kun ichida bunday imkoniyat bo'lganiga juda katta minnatdorchilik bildiramiz va bu treningdan biz nima oldik? Eng avvalambor biz qadrdonlar bilan ko'rishgan holda networking, ya'ni tajriba almashish, bir-birimiz bilan yaqindan tanishish va o'ziga xos faoliyatimizda qo'llasak bo'ladigan ma'lumotlar, ilmlar, tajribalarni oldik deb ayta olamiz. Qolaversa, mana shu trenerlarimizdan xalqaro darajada olgan ilmlari, tajribalaridan ham bir qancha qo'shimcha interaktiv metodlar, bir qancha o'ziga xos kalit so'zlar, iboralar va faoliyatda qo'llasak bo'ladigan bir qancha detallarni ham o'rganamiz. Yaxshi, bilib turasiz, shu olingan narsa bizda direktorlar bilan ishlagan paytda bizga qay darajada foydali bo'ladi? Qancha foiz? Foizni aniqlash juda ham qiyin. Tadqiqotlar amalga oshirilgandan keyin foizlar aniqlansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin o'ylaymanki, har bir berilgan ilm bu biz uchun bir qaysidir hayotimizni jarayonida, jabhasida kerak bo'lgani uchun u bizga beriladi. Shuning uchun umid qilaman, bu ilmlarni barchasi biz amalga oshiradigan treninglarimizda katta yordam beradi. Yaxshi, rahmat sizga. Mahlaxon, nima deb o'ylaysiz? Kim bu sizda mana shu amalga oshirmoqchi bo'lgan ishimiz fevral oyidan boshlanadigan o'quvlarimiz qanchalik natijakor, natijadorligini qanchalik deb o'ylaysiz? Qancha deb o'ylaysiz? Aynan bu trening haqida fikr yuritadigan bo'lsak, haqiqatda bugungi kunda maktab rahbarlari faoliyatida, ularni xodimlar bilan ishlash jarayonida, nafaqat xodimlar bilan, balki o'quvchilar, ularning ota-onalar bilan ishlash jarayonida yuzaga keladigan muammolar va ularga topilish lozim bo'lgan yechimlar. Aynan bu yechimlar o'zaro tajriba almashish asosida hamda aynan faqatgina shahar maktablaridagi mavjud muammolar emas, balki chekka hududdagi qishloq maktablaridagi mavjud muammolarni ildizini topish va ularga yechim topish. Bu yechim topishda hamkorlik faoliyati, direktorning imiji, rahbar salohiyati, undagi barcha kompetentlikni ro'yobga chiqarish imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumotga ega bo'ldik. Va mazkur trening o'ylaymanki, bo'lajak va faoliyatdagi maktab direktorlari, maktab rahbarlarini albatta faoliyatlarga tatbiq etilishi va bu tatbiq etilishi natijasida ko'zlangan maqsadga erishishi va mavjud muammolarga yechim topuvchi master-klass darslar sifatida e'tirof etishga arzigulik bilim, tajriba, ko'nikma va malakalarga ega bo'ldik. Rahmat. Mohirjon, rahmat. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot yo'li sifatida ta'lim, ta'lim sifatida yangi O'zbekiston taraqqiyot yo'li. Davlatimiz rahbarining e'tirofida bu. Demak, sifatli ta'lim bo'lishi uchun va ayni paytda boshqaruv mexanizmi, rahbarlik faoliyatida ham nutqiy va xulqiy madaniyatga ega bo'lgan direktorlarni tarbiyalasak, demak, o'z-o'zidan takomillashtirsak, ularda bordir bu tajriba. Lekin yanada zo'r bo'ladi. Lekin
köpçülüğü direktör bulgandan ki siz mektepte işleyen misiniz? Bu deyip sorarsın mümkün. Yok diyemem ya, mektepte işlemekten. Demek mektepte işlemezsen mektepin muhitini, bu yerdeki muamalarını bilmeydi. Çünkü mektep kazanında kaynayan adam ve rehberlik, direktörlük kılgan adam yaparsın bizge. Değişi tabii. Şundayken, ana şundayı faziletleri yegâb olgen, işte direktörünü ben görüp dururum ben. Her birileri özlerinde mülahazalarını kıska Londra kılıp ayrışırken imkan var. Ne dediniz, ne var kan? Merhaba. Sözünüzde koşulama, sababı ki. Barbaram, hamma tajribamiz biz maktab ostonasida o'rganamiz. Yana shunga to'xtalib o'tishingizni xohlardim. Baribir biz sababni sezamiz, shahar maktablari bilan va chet hududdagi maktablar farqini. Sababiki shahar markazidagi maktab direktorlarining ish faoliyati bir muncha chet hududdagi maktab direktorlariga nisbatan sal oson va ko'p imkoniyatga egasizlar. Shunda to'g'risida ham to'xtalib o'tsangiz, minnatdor bo'lardik. Marhamat. Bilasizmi, maktab rahbarlari ko'p, ammo menejer rahbar, lider rahbar, izlanuvchan, ijodkor rahbar kam. Menejerlik kursini asosiy maqsadi ham ana shunday menejer, liderlik salohiyatiga ega bo'lgan rahbarlarni tayyorlash va ularga sertifikatlarni berish maqsadlari turibdi. O'ylaymizki, biz 3 mana 3 kunlik trening davomida milliy, xorijiy trenerlarimizdan o'zimizga yetarli bilim, ko'nikma, malakalarni oldik. O'sha rahbarlarni yo'naltiruvchi uslublarni o'rgandik. Ayni kunda ham rahbar bo'lib ishlab, bundan keyin bizni faoliyatimizga ham bu albatta samarali ta'sir ko'rsatadi. Yana qanday qilinsa yaxshi bo'lardi degan gaplarni ham qo'shinglar, mulohazalarni. Marhamat. Assalomu alaykum. Yakkasaroy tuman 26 maktab direktori Hasanova Bibisora Ermatovna. Mana 3 kundan buyon, ya'ni Avloniy instituti tomonidan tashkil etilgan seminarda ishtirok etayotgan ekanmiz. Bitta narsani alohida ta'kidlab o'tishim kerak, ya'ni bu bilimimiz, tajribamiz bor deb kelgan edik, lekin bu yerda mana shu bilim va tajribani yangi usulda kelayotgan bo'lajak direktorlarga, nomzodlarga qanaqa yetkazishimizni yana bir marotaba o'rgandik. Ya'ni biz o'zimizning tajribamizni, bor tajribamizni yana ham yangi zamonga moslagan holda o'rgandik. O'sha albatta 3 kundan buyon o'tayotgan trenerlarga juda ham katta rahmat aytamiz. Va hozir shu yerda bitta narsa aytildiki, ya'ni chekka hududlardagi va shahar maktablaridagi ishlash o'rtasida katta farq bor deb, lekin biz juda ham yaxshi bilamiz, keyingi paytlarda davlatimiz rahbari tomonidan aynan chekka hududlarga borib ishlamoqchi bo'lgan pedagoglarga juda katta imkoniyatlar berilyapti. Aynan ularning moddiy rag'batlantirish, ma'naviy rag'batlantirish bo'yicha va bunga labbay deb javob berayotgan pedagoglarimiz ham bor. Xudo xolasa shunaqa fidoi pedagoglarimiz chekka hududlardagi sharoiti juda past bo'lgan maktablarga borib ham yoshlarimizning bilimini yuqori darajaga ko'taradi degan umiddamiz. Yana bir marotaba bugungi trenerlarimiz, kecha o'tgan kungi trenerlarimizga katta-katta rahmat deymiz. Rahmat. Xo'p, endi bir narsaga e'tibor qilaylik-da. Mana shu biz gapiryapmiz, mana YouTube'lar aytaryapmiz-ku. Lekin mana ma'naviyat ma'rifat kengashining kengaytirilgan yig'ilishida davlatimiz rahbari, hammangizning xabaringiz bor. Mana bugun Yangi O'zbekiston gazetasida meni maqolam ham e'lon qilindi. Shunga munosabat mana bugungi sonda. Shunda o'zbek tili masalasiga qo'yildi. O'zbek tilini xuddi xalqaro boshqa tillar singari olimpiadalar, fan olimpiadalarini o'tkazish bilan bog'liq holdagi fikr ham aytildi. Demak, tilda fikrlash degan tushunchani Vladimir Davning fikrini men dars jarayonida keltirdim. Hozir mana 3 o'qituvchi ham o'ziga xos bilimga, tajribaga ega, lekin ular so'zini ham fikrini ham ingliz tili yo'nalishi bilan, ingliz tilini ko'zi va so'zi bilan aytganligini siz qanday e'tirof etasiz yoki e'tiroz bildirasizmi? Marhamat. Menejerlar kursida dars o'tishi kerak bo'lgan bo'lajak trenerlarni o'ylab, mana shunday bir chiroyli treninglarni tashkil qilgan barcha tashkilotchilarga o'zimni tashakkurimni bildiraman. Sababi bu yerga kelayotganimizda haqiqatan mana juda ham to'g'ri gaplarni gapirishdi. Bilim, tajriba, ko'nikmalarimiz bo'lgani bilan o'zimizga bo'lgan ishonch unchalik darajada emas edi. Albatta mana shu 3 kunlik o'quvlar davomida, mashg'ulotlar davomida, bir-birimiz bilan muloqot davomida biz juda ham ko'p narsalarni o'rgandik, o'zimizga bo'lgan ishonchni mustahkamlab oldik va o'ylaymanki, endi har birtamiz mana shu olgan bilimlarimiz bilan bemalol qo'rqmasdan o'zimizning ishimizni davom ettiramiz. Endi siz aytgan savolingizga keladigan bo'lsak, afsuski, ming afsuski, haqiqatan ham masalan o'zim ham rus tilida ta'lim beradigan maktabda ishlayman.
va ko'pincha o'zingizni o'sha muloqotingizda chet tiliga o'tishga majbur bo'lasiz. Bu sizning ona tilingiz emas, lekin trener har doim kiradigan auditoriyasiga mukammal tayyor bo'lib kirishga majbur. U o'sha beradigan o'zini ma'lumotlarini bir to'qqiz o'ylab chiqishi kerak va albatta mana shu uchraydigan har bir holatni oldindan chamalab prognoz deymiz. Mana shu prognoz qilib uchrash mumkin bo'lgan har bir holatlarni oldindan bilish kerak deb o'ylayman. Lekin kecha bizga o'rgatishdi, trenerlar ham 100% haq bo'lmas ekan. Trenerlar ham inson ekan, ular ham adashishga haqqi bor ekan va ularda ham o'ziga yarasha juziy kamchiliklar bo'lishi mumkin ekan va biz bu kamchiliklarni ko'rmadik, sezmadik, kechirdik. Olgan bilimlarimiz ha o'sha narsalarni bizga yopib ketdi deb o'ylaymiz va u narsaga ko'p ham e'tibor bermadik, sezilmadi. Sababi bergan bilimlari undan ko'ra salmoqliroq va undan ko'ra yaxshiroq bo'ldi deb o'ylayman. Barchangiz bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Sizdagi insonlar bor ekan, men o'ylayman, ta'limimiz yana ham gullaydi, yana ham rivojlanadi. Hammalarga omad. Yana bitta narsa, do'stlar, orttirdik shunaqa. Kasbdoshlar. Aha. Nima deyman? Bilimim haqida chuqur o'ylasam, bildimki, hech narsa ma'lum bo'lmagan. Demak, o'qish kerak, o'rganish kerak, hayot davomida izlanish kerak. Barchalarga omad, hurmatli hamkasblarim. Hech bir gap qolmadi ma'lum bo'lmagan. Dunyoda osir qoldi mafhum bo'lmagan. Bilimim haqida chuqur o'ylasam, bildimki, hech narsa ma'lum bo'lmagan. To'g'ri e'tirof etdingiz. Endi bunday qaraymiz-da mana. What? Where? Why? When, how, bunu bolanın arkasında bekitip koyuptu. Çünkü bu nima bo'lishi mumkin dedi. Men onu which deb aytaman. Doğru mu? Demek direktörünü abzalligi, direktörüne xususiyatlar, muammolar juda ko'pligini bilamiz. Bir ikkilarni e'tirof etsangiz, marhamat. Endi siz aytgan savolga keladigan bo'lsak, haqiqatan hali nima deydi biz ko'proq shaharda yurib, o'sha Toshkent shaharda yoki shu hududlardagi markazlarda yurib, qishloq hududdagi maktabning muammolarini unchalik ham chuqur bilavermaymiz. Ochig'ini tan olish kerak. Lekin haqiqatan haligi qishloq joylarda, qishloq maktablarda muammolar biz o'ylagandan ko'ra ancha jiddiy, ancha yetarli muammolarimiz bor. Buni endi ommaviy axborot vositalari, televideniyelardan ham bir qator yoritib berilyapti. Masalan, aytaylik, o'sha kerak bo'ladigan bo'lsa, haligi pol yo'q maktablarni ham ko'rsatib beryapti qaysi hududlarda. Men o'zim bevosita o'sha Chigili tumanida 23 maktabda ish faoliyatimni boshlaganman. O'sha maktabda 2 yil maktabda direktorlik qilganman. U yerda endi maktab kichkina maktab. Endi hozir yangi maktab qurildi. Yangi maktab, eski maktab biz o'sha direktorlik qilgan maktabning o'zi ikkitagina haligi fizika deb aytamiz. Mana shu maktabdan iborat maktab. Bu yerda na sport zal, na maddiy texnik baza, kompyuter bor edi yoki ximiya, fizika, biologiya laboratoriyasi uskunalari. Endi uni bor bo'lgan bilan ham uni ishlatib, vaqtida ishlatib bilishning o'zi ham muammo edi. To'g'ri. Chunki o'qituvchilarimizning salohiyati bu ximiya, biologiya asbob uskunalarini laboratoriyalarni ishlatib turish darajasi. Rahmat. Bu yerda mana Qoraqalpog'istondan Qodirboy yaxshi niyatlarni bildirdi, istaklarini aytdi. O'ng qo'limda turgan inson Bakir afandi Turkiyadan asli. Ta'lim texnologiyasi bo'yicha yaxshi mutaxassislardan biri. Mana shu jarayonni qanday borayotgani, O'zbekiston Turkiyaning birgalikda hamkorligi ta'limda qanday ko'rsatkichlar beryapti, natijalar. Marhamat. Ben de buradaki faaliyetlerden, tedbirden boyunca bunu organize eden Avdolu Üniversitesi'ne, Vezirliğe, Kuştanma Hanım'a ve diğer direktör arkadaşlara teşekkür ediyorum. Rahmet. Sağ olun. Türkiye-Özbekistan ortasında talim teknolojileri boyunca hakkında çok yapılacak iş var. Aha. Yapılacak çok iş var. Kaysılar. Mesela bunlar direktörlerin, okutucuların, terbiyecilerin ravaştanışı için, mektep direktörleri için ve bakanlığın özü için misal. Ve mektepler için ve kurslar için ve bala bahçeler için çok gerekli talim teknolojileri var. Bunlar Türkiye'de köp. Köp ha. Buraya sekin sekin getirmek, sunmak,
Aha. Yani de hizmet vermek Doğru. gerekiyor. Aha. Siz de az önce söylediniz. Aha. Biz burada 3 gün ananevi usullerle talim gördük. Aha. Doğru mu? Ananevi, doğru. Fakat doğru. bir muamma vardı. Aha. Monitör işlemedi. Aha. İşleme yaptı. İşleseydi Aha. fayda yani benefit daha doğru. fazla olacaktı. Doğru. Talim teknolojileri Aha. iki ülke ortasında Aha. ve revaçlanış için juda mühim. Berekallah. İş kuralın söz bolsa, meşakkatin az bolar degen halk makalı var. Bu hem teknik vasiyeti hem iş aşı gereken. Bu da yakışı. Bana şu hemkarlıkların yine bir cihatı var ki, demek Özbekistan, Türkiye, ildizi bir, dini bir, karışı bir, kardeş, kurdaş, tamırı bir, ildizi bir. Demek öz özünden bana şu hemkarlık emergi aşırılsa, tecrübe almış bulsa, praktikası almış edigen bulsa, Doğru. demek öz özünden bu terakkiyatını, rıbacanışının kefalatı geravu. Rahmatsız. Ben son bir şey söyleyeyim. Aha, aha. Özbekistan ikinci Türkiye Berek benim yani. Vatanım. Aha. Bir şey gerek. Aha. Acil gerek yani. Aha. O da Özbekçe Latin harfler bilen aha. Türkçe Latin harfler ortasındaki dört fark yok etmek gerek. Aha. Yok atıldı. Ben az zaman kemisyana. Ç harfi sileniki deyip oldu. Evet. Ç yani onları Şiyam şunu deyip evet, evet. Ş, Ç. Şunu deyip oldu. Olması gerek yani. Ha, şunu bir hıl oldu. Türkiye bilen bir hıl. Tamam ama kanun var mı? Çıktı oldu çıkardı bana. Bize tasdiklar. Bak dostluk her bir nesneden güçlü. Dostlukdan kudretli güç yok cihanda. Utapar kıymetin ömrün her canda. Çekere bilmeyey. Mekin mekanda. Dostlukdan kudreti. İşanç imanda. Sağ olun. Sağ olun. Rahmet. Aman olun. Teşekkürler. Rahmet. Faaliyetin iki kanatı var diye hesaplıyım ben. Biri teşkilatçılık, biri teşebbüskarlık. Hmm. Teşebbüsünü hemen aitişi mümkün. Onu deyip olsun, bunu deyip olsun. Teşkilatçılıkını hiç kim kalar mıydı? Teşkilatçılıkını şu sahanı bilgen ve çineken bana da talimini sevgen insan sıfatla sizinle alakada uğradığınız var. Bana İsmail'in rehberliği de bana şu başlandı mı? Demek hali yenge kuş, yenge hareket degen bana da buluş gerek. Bana şu teşkilatçılıktan közlengen maksat sizinçe de mi? Amerika aşa yaptı mı? Aşadı mı? Şu haklı yaparsanız. Merhamet. Tashkilotchilik deganda dast avval o'zingiz aytganingizdek g'oyadan boshlaylik. Menejerlik sertifikati, ya'ni O'zbekistonda direktorlarga menejerlik maqomini berish. Bir g'oya bo'lishi mumkin, tashabbus bo'lishi mumkin, ammo uni amalga oshirish bosqichlari o'ziga yarasha mehnat, kuch, sabr, matonat talab qiladi. Mana fikrimcha mana bu prezidentimizni Vazirlar Mahkamasi yoki Xalq ta'limi vazirligi maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan tegishli buyruq qarorlarni ijrosi bosqichma-bosqich amalga osha boshlayapti. Bunda buni biz menejer o'zi kim degan savolga javob topganimizdan keyin Bu menedjerlik kim tarbiyalaydi? Kim chiqaradi bizga? Trenerlarni izlashni boshladik. Tajribali professor o'qituvchilarni jalb qildik tanlov asosida. Hali yana bor ular, ko'pchilik. Albatta. Mana bugungi treningimizda shunchaki bularga qanday qilib yondashuvni o'zgartirish, qanday qilib trening o'tishlarni o'rgatgan bo'lsak, bu agar savolingizga qaytsak, bu qo'yilgan birinchi va eng kichkina qadam. Hali oldinda biz juda ham ko'p va ko'p ulug' qadam, qutlug' qadam bo'ladi. Rahmat sizga. İnşallah. Rahmat, sog' bo'ling, xushomad. Rahmat.